devletteki kademesine göre bir şeyler yapmak sana bir şey söyleyeyim. Bu bunu yapmak. Doğal bir şey söyleyeyim. Allah razı olsun. Çok büyük bak. Siz de buradasınız. Şimdi Ankara ile ilgili İbrahim Hoca'nın da İslam Devleti'ne başlıyor. İyi günler. Gençler, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Onun şeyi o, hayranları bu kitle. 18-25. Ev sahipliğinde gerçekleşen vefatının 525. yılında Davut Paşa'yı anma ve sayın... Tarihi kaynaklarda Vezir-i Azam Davut Paşa, koca derviş gibi lakapla anılan Davut Paşa, alimleri seven, himaye eden, fakirleri koruyan faziletli bir kimse olarak bilinmektedir. 1453'teki fethi takip eden süreçte Fatih Sultan Muhammed Han'ın emriyle eski Bizans başkentinin Türk İslam kimliğine bürünmesi için imar ve ihya faaliyetlerine girişen paşalardan bir tanesiydi. Gedik Ahmet Paşa, Mahmut Paşa, Murat Paşa gibi Davut Paşa da yaptığı büyük hizmetler sayesinde halkın sevgisini kazandı ve gönüllerde yer etti. Ve o gün bugündür yaptırdıkları eserler ayakta ve isimlerini yaşatıyor. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi öldükten sonra insanın amel defterine iyilik yazdıran üç şey vardır. Hani hep büyüklerimizin bize anlattığı, şimdi bizim de anlatmaya çalıştığımız faydası, yani kendisinden faydalanılan bir ilim diye ifade eden, faydası devam eden bir istifade edilen bir ilim, faydası devam eden hayırlı bir amel ve anne baba arkasından dua eden hayırlı evlat ya da anne baba hayırlı evlat diyelim. Şimdi düşünün, bu yapı 1485 yılında inşa etti ve 6. bu yüzyıldan beri ayakta. Tamirhane, hatta bir ara kahvehane olduğu söyleniyor burada. Buranın eskileri söylüyor. Bu eser elhamdülillah inşa edildi. Tekrar inşa edildi. Şimdi bu faaliyetlerle de inşallah ve burayı kullanan kardeşlerimizle de inanıyoruz ki şu anda da ihya ediliyor. Yani bu kavramların ikisini de artık ayırt ediyoruz. İnşa etmek, ihya etmek anlamına gelmiyor. Çünkü geçmişte şöyle bakıyorum. İşte biz buraları ihya ettik dediğimiz eserlerin bir kısmı bana göre ihya edilmemişler, ihya olmamışlar. İnşa kavramıyla ihya kavramını da artık aralarındaki farkı da ortaya koymak zorundayız. İhya edebilmek için bunlara tekrar hayat vermek, kökünden geliyor hayat vermek. Onun için hayat vermek için en azından bunların geçmişte inşa edildikleri fonksiyonlara en yakın fonksiyonla tekrar onunla beraber hayat bulması gerekir. Başladık. Vefatının 485. 525. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bu kitap çalışmasıyla birlikte de hem bir anma programı hem de kitap tanıtım programını birlikte icra etmiş olacağız. Davut Paşa'ya dair şöyle bir anım var benim. 12 yıl önce buraya bir kültür gezisi yaptığımızda yanından geçiyoruz Hekimoğlu Ali Paşa'dan. İleriye doğru devam ettiğimizde ya burada da bir külliye varmış dedik. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. İstanbul'da tarih bölümü okumak bütün
bu tarihe vakıf olmak anlamına gelmese de ana hatlarıyla belli kronolojiyi takip ederek bu yapılar hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir düşüncesiyle yanına doğru yaklaştık. Tabii yanına doğru yaklaştık diyorum, şimdiki gibi bir açıklık söz konusu değil. Binaların arasından geldik. Bu yapı zaten hiç görünmüyor, önünde dükkanlar. Zaman sonra Fatih Belediyesi'nde görev yapmaya başlayınca burayı lisansüstü eğitim merkezi olarak kullanıldığını görünce çok hoşuma gitti. Bir tarihçi olarak, bir bu işe kafa yormuş kişi olarak o 10 yıl önceki manzara gözümün önüne geldi. Davut Paşa'nın yaptırmış olduğu bu medrese İstanbul'un Fatih medreselerinden sonra en eski ikinci medresesi olarak bilinmekte. Davut Paşa'ya dair kaynaklara göz attığımızda Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Molla Gürani Davut Paşa'yı tavsif ederken sözü doğru mümin birçok üstün vasıflara sahip devlet adamı olarak nitelendirmekte.